Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 3. ünite ondalık gösterim. Ondalık gösterimleri verilen sayıları karşılaştırmadayız. Konumu büyütüyorum. Ondalık gösterimlerde ondalık kısmının sonuna yazılan sıfırlar sayının değerini değiştirmez. Arkadaşlar bakın 0 tam 10'da 3 eşittir 0 tam %30 eşittir 0 tam 1000'de 300 eşittir 0 tam 1000 10.000'de 3000. Ondalık gösterimi verilen bir sayı sayı doğrusunda gösterilirken ilk önce tam kısmın hangi doğal sayılar arasında olduğu belirlenir. Daha sonra ondalık kısım bir basamaklı ise 10 eş parçaya, iki basamaklı olursa 100 eş parçaya ayrılır. En son ondalık kısımdaki sayı kadar bölme belirlenir. Örneğin arkadaşlar 4 tam 10'da 2 ondalık gösterimi sayı doğrusu üzerinde gösterelim demiş. Tam kısım 4 ile 5 arasındadır. Ondalık kısım bir basamaklı olduğu için 4 ile 5 arasını ben 10 eşit parçaya bölüyorum. Ve de ikincisine 4 tam 10'da 2 diyorum. Devam edelim. 2 tam %43 ondalık gösteriminin sayı doğrusunda gösterelim arkadaşlar. Tam kısmı 2 ile 3 arasında olduğu için geliyorum ben ilk önce 2 ile 3 arasını arkadaşlar 10 eşit parçaya bölüyorum. Bakın burası 2 tam %40 pardon 10'da 40 aynı zamanda 2 tam %40 olur. Burası da 2 tam 10'da 5 aynı zamanda 2 tam %50 olur arkadaşlar. 2 tam %40 ile 2 tam %50'ye yine aralarını 10 eşit parçaya bölüyorum. Ve 2 tam %43 arkadaşlar bu şekilde buluyorum. Devam edelim. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri sayı doğrusu üzerine gösteriniz demiş. 0 ile 1 arasını 10 eşit parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın burası 1, 0 tam 10'da 7 arkadaşlar burasıdır. 1 tam 10'da 2. Burayı ben geliyorum. 1 ile 2 arasını 10 eşit parçaya böleceğim. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 2. 1 tam 10'da 2 de arkadaşlar bakın burasıdır. Büyütelim. 4 tam %68'i göstermemi istemiş. Bakın arkadaşlar burası 4 tam %60'tır. Burası da 4 tam %70'tir. Bu aralığı yazalım. 4 tam %60 burası, 4 tam %70 burası ve 4 tam %68 burasıdır. Devam edelim. Burası 1 tam %30'dur. Burası 1 tam %40'tır. Burasına 1 tam %30, burasına 1 tam %40 dedim. 36'sını istemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. basamak burası olduğu için 1 tam %36 burasıdır dedim. Büyütüyorum. 3 tam %45. Bakın burası 3 tam %40'tır. Burası 3 tam %50'dir. Ve arkadaşlar 3 tam %40 ile 3 tam %50 arasını 10 eşit parçaya böleceğim. Beşincisini istedik. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burası 3 tam %45'tir. F'ye geldim. 7 tam %88'i istemiş. Bakın burası 7 tam %80'dir. Burası 7 tam %90'dır. 7 tam %80 ile 7 tam %90 arasını 10 eşit parçaya bölüyorum. Ve arkadaşlar 7 tam %88'i burada gösteriyorum. Büyütelim. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde işaretlenen harflere karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız demiş.
0 ile 1 arası 10 eşit parçaya bölünmüş A 7. noktasında. Dolayısıyla burası 0 tam 10'da 7. 14 ile 15 arası arkadaşlar 10 eşit parçaya bölünmüş. Burası 14 tam. Burası 15 tam. Burası 14 tam 10'da 1. Burası 14 tam 10'da 2. B ise 14 tam 10'da 3'tür. 11 bölü 2 ile 11 bölü 3 arkadaşlar arası 10 eşit parçaya bölünmüş. Daha rahat bulabilmek için buraların sağına 0 atıyorum. Yani 11 tam %20, 11 tam %30 oldu. Şimdi sayalım. 11 tam %21, 11 tam %22, 11 tam %23, 11 tam %24, 11 tam %25, son olarak 11 tam %26'yı buldum. C 11 tam %26. Daha rahat işlem yapabilmek için buraları 0 atalım. 3 tam binde 70. Bakın burası 3 tam binde 71. Burası 72. Burası 73. Burası 74. D arkadaşlar 3 tam binde 74'tür. E'ye geldim. Buraya da 0 atalım. 8 tam %50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 8 tam %58 oldu. F'ye geldim buraya arkadaşlar. Biz 0'ı atalım. Buraya hatta biz bir tane daha 0 atalım. Buraya da 0 atalım. Şimdi burası 5 tam binde 401, 402, 403, 404, 405, 406. Yani 5 tam binde 406'dır dedik. Büyütüyorum. Aşağıda dereceli kaplarda bulunan sıvı miktarlarının ondalık gösterimlerini yazınız demiş arkadaşlar. Bakın burası tam 1'e geldiği için 1 tam diyorum. Buraya geldim. 1 ile 2 arasında burayı 10 eş parçaya böldük. 1, 2, 3, 4, 5. 5. de olduğu için 1 tam 10'da 5 litre diyorum. Burası da 0 ile 1 arasını arkadaşlar 10 eşit parçaya böldük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. de olduğu için 0 tam 10'da 7 litre dedim. Büyütelim son etkinliğimiz. Aşağıdaki cetvel üzerinde gösterilen nesnelerin uzunluklarını ondalık gösterim kullanarak yazınız. Arkadaşlar şimdi sıfırdan bakın nereye kadar geldik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıfırdan başladığı için ben direkt kalemin uzunluğuna 2 tam 10'da 7 santimetre diyebilirim. Bu kalem şöyle düzeltelim. Kalem 2 tam 10'da 7 santimetre. Silgiye geldim. 6 tam 1, 2, 3. 6 tam 10'da 3'ten arkadaşlar 4'ü çıkarıyorum. 2 tam 10'da 3 geldi. Bu silgi. Kalemtıraşa geleceğim. Şimdi 9'dan devam ediyoruz. 1, 2, 3. 9 tam 10'da 3'ten arkadaşlar. Kaçı çıkarıyoruz? Ya da bunu daha rahat işlem yapmak için arkadaşlar bakın. 8'de kaç birim var? 2 birim var. 2 birim sağa kaydıralım. Başlangıç noktası burada olsun. Burayı da 2 birim sağa kaydıracağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5'e geldi. 9 tam 10'da 5'ten 8'i çıkarıyorum. Ve 1,5 olarak buldum. Yani 1 tam 10'da 5. Kalem tıraşında arkadaşlar uzunluğu 1 tam 10'da 5 santimetre olarak geldi. Buraya kalem tıraş yazalım. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.